kalın mı? Ayağı çok eski. Mecburmuşlar petrol çıkarsınlar diye. Herhalde Almanlar mı dediler o zaman ya, büyüklerimiz değil. O da bir şey çıkıp çıkmadığı da pek bilmiyor. Ondan sonra demir atmışlar altına. Evet. Abi bir daha yakar mısın? Anlarım işte. Çok köpük olan yer. Yan bir daha yakar. Ha evet, oradan yanma. Köpük olan yer yanıyor zaten. Doğrudur. Gelmiş birkaç yerde pasinlerde, evet. Hınıs'ta, oralarda, buralarda şey yapmış. Hep böyle beton dökülmüş etrafına, evet. Kapaklı kapatılmış. Evet, İşaretli aynen. Noktalar var. Aynen öyle. Anladım. Böyle bir şey de çıkabilir. Yazdığım uşaklara da küçük ödemeler bir şey yapacağız. Şimdi bir daha taradan çöpücü olacak orası. Yanıkır, ama bu hiç. Depolanıp elektrik bulur mu? İşte depolanır da şu andaki miktarı depolama için yeterli değil. Yakın elinde taşımışım. Şu an Azizye ilçemize bağlı Kahramanlar Köyü'ndeyiz. Burada yaklaşık bilinen tarihi 50 yıldan fazla olan bir su var. Az önce görüntülerini de aldınız. Bu suda yapılan ilk tespitlere göre metan gazı, eser miktarda metan gazı ve çeşitli mineraller bulunuyor. Bu metan gazından dolayı suyun yanma özelliği var. Reaksiyon veren su ateş çıkarıyor. Suyla ilgili burada Azizye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan mesleği itibariyle çevre mühendisi olduğu için birçok konuda burada bu suyun araştırılması için kaynak buldu. Bu bulunan kaynaklarla araştırmalara göre burada bir fosil yakıt olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili araştırmalar şu anda devam ediyor. Sonuçlandığında inşallah ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak. Peki doğal gaz olma ihtimali var mı? Tabii bu işte suda gördüğünüz köpükler bir kimyasal reaksiyon sonucu oluşuyor. Bu kimyasal reaksiyonda da bu organik yapılı bir gaz olduğunu, özellikle metan gazının yoğunlukta olduğunu tespit ettik. Bu metan gazının bulunması doğal gaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor. Ama tabii bunun için detaylı bir sondaj çalışması yapılması lazım. Bu konuda dediğim gibi Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan yetkili mercilerle ve işte gerekli bunlar için kaynak bulma noktasında bizim önümüzü açıyor. Buradan da bu konuda verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hocam bu su 50-55 yıl önce, yani burada bir sondaj herhalde vurmuşlar. İşte bu neyse çıkmış bu su. Bu suyun özelliği adı fıhfıh. Genelde insanlar tanır zaten de aslında. Adı fıhfıh. Bu çöpüğü yanıyor. Artık menen gazı diyorlar herhalde, o olabilir. Veya doğal gaz diyorlar, o olabilir. Tabii Sayın Başkanımız Cevdet Orhan Bey bu konuda işte el attı, yardımcı oldu bize. Bunu artık çözecek ne olduğunu, bize bir faydası inşallah olacaktır derisinde. Bugün bu suyun romatizmaya falan iyi geldiğini söylediler. Gelir bunun yazın, kışın değil de yazın, bu sudan götürürler veya yıkanırlar. Öyle biliyordu yani, başka bir şey bilmiyorlar. Büyüklerimizin, Almanların ve Rusların buraya geldiğini söylüyorlar. Tabii biz de kulaktan duyma. Onların buraya gelip burayı incelediklerini, buraya sondaj vurduklarını söylüyorlar. Ama tabii ki ne derece doğru oyunda bilemiyoruz. Yani büyüklerimiz yani, öyle söylüyordular. Yani daha sonra buraya gelip bunu çıkartmak için işaret bıraktılar. Tabii. Buraya şey atmışlar zaten. Altına da demir ızgara atmışlar. Üzerini öyle kapatmış gitmişler. Yani bayağı bir 50-55 sene önce herhalde.
çakmak yaktığımız zaman aynı bu şekilde alev alıyor su. Şimdi suya baktığımız zaman suyun zaten rengini görüyorsunuz burada. Suyun renginde de bir gaz içeriği olduğu görünüyor. Suyun rengi normal su rengi değil. Daha sarımsı bir renk. Burada organik bileşiklerin, radikal grupların olduğu görünüyor. Aha yanıyor vallahi aynı. Evet. Aha burada da bulduk maden. İşte suyun içine düşersen. Tutayım abi seni. Yanıyor yanıyor. Burada o su gibi. Aynı falan filan hepsi aynı. Orası da köpürüyordu çünkü. Aynı şekilde aynı. Suyun rengi bile benziyor.